Merhaba. Bu bölümde reflection nesneleri üzerinden bir klasın fieldlarına nasıl erişiriz, bu fieldlar üzerinde nasıl işlemler yaparız, bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki bölümde reflection'ın ne olduğundan, reflection'da neler yapabildiğimizden, reflection nesnelerine nasıl erişebildiğimizden bahsetmiştik. Bu bölümde de reflection nesnesi üzerinden fieldlar üzerinde ne gibi işlemler yapabileceğiz, bunları daha detaylı olarak göreceğiz. Öncelikle ben burada bir obje oluşturdum. Bu objemiz üzerinden gideceğiz ve bir önceki bölümde ikinci şekilde nesnenin get class yöntemiyle reflection nesnesi oluşturabildiğimizden bahsetmiştik. Bu yöntemden gideceğiz. Öncelikle fieldları ve nesnenin değerini ekrana yazdırmadan önce, programımızı çalıştırmadan önce bir fieldları bir görelim isterseniz. Öğrenci sınıfımızın içerisinde if field bir public static final string tipinde bir değişkenimiz var ve bu public tanımlandığını görüyoruz. Private tanımlanan ise bir tane öğrenci no isminde bir değişkenimiz var. Metotlarına baktığımız ise getter setter'ları ve toString'i görüyoruz ve bunun yanında bir tane de öğrenebilme yönteminden gelen bir tane metodumuz var. Sınıfımıza baktığımız zaman kişi sınıfını extend ettiğini görüyoruz. Bu sınıfa gittiğimiz zaman 4 tane field'ı ve bunların hepsinin private olduğunu görüyoruz. Ve daha detaylarına baktığımız zaman getter setter'ları bir tane constructor'ını ve bir tane de private metoda sahip olduğunu görüyoruz. Hemen bunu bir çalıştırıp bir görelim isterseniz bu örnekte. Field'ları nasıl elde ediyoruz? Bunlardan bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi field'ı ve field'ın kaçıncı field olduğunu burada direkt olarak for'un içerisinde indeksi yazdıracağız. Field'ın ismini ve erişim belirteçini yazdıracağız. Gördüğünüz gibi sınıfımızı yazdırdığımız zaman sınıfımızın bilgisi toString metoduyla direkt println'e gönderdiğimizde toString metodu çağrılacak ve toString metodu çalıştığı zaman bu şekilde bir bilgi elde etmiş oluyoruz. Field'larına baktığımız zaman ise iki tane field olduğunu görüyoruz ki bunlar class tag ve öğrenci no field'ları. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sadece kendi sınıfında tanımlanan field'lar geliyor. Bir üst sınıfta tanımlanan field'lar gelmiyor. Bunu super class'ta almamız mümkün. Bunu da yapacağız. Ama biz öğrenci sınıfının field'ları üzerinden gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi private ve public olmak üzere iki tane field'ı birden getirebildi. Burada bu sınıf üzerinden gidiyoruz ama bir de bilindik bir sınıf üzerinden gidelim isterseniz. Neden bahsettiğimizi bir görelim. String klasının içerisindeki field'ları bir görelim isterseniz. Direkt olarak buradaki deklarasyonu değiştirerek field'ların aslında ismini görmüş olacağız. String sınıfının içerisindeki. Gördüğünüz gibi string sınıfının içerisinde yaklaşık 5 tane field var ve bu field'lardan bazıları private. Bunlara direkt olarak buradan erişebiliyoruz. Biz kendi örneğimiz üzerinden devam edelim. Yine öğrenci nesnesi üzerinden devam edeceğiz. Burada ilk yöntem field'ları elde edebilmemiz için getDeclared fields metoduyla elde edebiliyoruz. İkinci yöntem de getFields metoduyla elde edebiliyoruz. GetFields metodunun ne gibi farkı var? Hemen bunu çalıştırıp örnek üzerinden görelim. Gördüğünüz gibi GetFields'ı çalıştırdığımız zaman private değişkeni getirmedi. Public değişkeni getirdi sadece. GetFields sınıf içerisinde tanımlanmış public değişkenleri getiriyor. GetDeclared fields ise private değişkenler dahil bütün değişkenleri getiriyor. Bunun üzerinde bir nesnemiz üzerinde bir değişkeni değiştirerek nasıl elde edebildiğimizi de görelim isterseniz. Burada tekrar declarative'e çevireceğiz. İlk yöntem bu şekilde olsa da field'ları direkt olarak spesifik bir field'ı da elde edebiliyoruz. İsmini verdiğimiz field'ı elde etmek için yine
Class değişkenimiz üzerinden gideceğiz ve getField metodunu kullanacağız. GetField metodunu kullanırsak sadece public değişkenlere erişebiliyoruz. Bizim şu anlık erişmek istediğimiz metot ya da field private olduğu için getDeclared field metodunu kullanacağız. Ve öğrenci no değerine erişmeye çalışacağız. Burada hemen bunu bir field'a atalım isterseniz. O gelen o field isminde bir field'a bunu atamasını yaptık ve burada hata aldığını görüyoruz. Hata da şu şekilde no such field exception fırlatabileceğini söylüyor. Bu da şu demek oluyor. Biz buradaki işlemlerimizi statik yaptığımız için öğrencinin o isminde bir field class içerisinde bulamazsa bize bu şekilde bir hata fırlatabileceğini söylüyor. Biz de bu hatayı bir sonraki yönteme bırakıyoruz ve throws declaration'la şu anlık bir sonraki metodun bununla ilgilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu field'ı elde ettikten sonra değerini bir değiştirelim isterseniz. Bu değeri değiştirebilmek için birkaç işlem yapmamız gerekiyor öncelikle. Bunlardan ilki değerini değiştirebilmek için accessible yapmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi öğrencinin o değişkeni class içerisinde gördüğümüz değişken private bir değişken ve private bir değişkene normal şartlar altında sınıf içerisinden erişemiyoruz. Getter setter'larla erişebiliyoruz. Bu da encapsulation'ı sağlıyordu aslında. Set metodunu kullanacağız. Burada set metodu iki parametre aldığını görüyoruz. İlki obje, ikincisi value. Bildiğiniz gibi ya da tahmin ettiğiniz gibi field'lar class'a ait değerler. Value ise nesneye ait değer. Nesne class'ın bilgilerini de taşıyor ama bir de value taşıyor. Value bütün field'lar için geçerli olduğu için biz bu değeri kullanırken hangi nesne üzerinde değişikliği yapmamız gerektiğini de söylememiz gerekiyor. Yani bu field'lar birçok nesne için geçerli olabilir. Fakat biz hangi nesne üzerinden değişiklik yapmak istediğimizi de buraya söylememiz gerekiyor. Burada öğrenci nesne üzerinden değişiklik yapacağımızı söylüyoruz. Örneğin 10 değerini set edelim. Tabii accessible da yapmamız gerekiyor. Daha önce söylediğimiz gibi ilkini yapmadık. Set accessible true diyoruz ve bu şekilde bu field'ın değerine erişebiliyoruz. Burada yine bir hata fırlattığını görüyoruz ki bu bizim şu an bahsettiğimiz durumları da içerisine alan bir durum. Illegal access exception, eğer bizim bu field'a erişmeye yetkimiz yoksa bu exception'ı alacağız. Biz yine bunu bir sonraki metoda öteliyoruz. Bu değerleri set ettikten sonra isterseniz bir öğrenci nesne değerimizin içeriğini bir daha bir hesaplayalım. Ekranda yazdıralım. Çalıştıralım uygulamamızı. Gördüğünüz gibi ilkin öğrenci no değerimiz null iken ikinci seferde 10 değerini almış bulunuyor. Bu 10 değeriyle biz burada field'ın değerini değiştirebilmiş olduk. Burada ilkin sadece kendi tanımlanmış değerlerinin getirilebileceğini söylemiştik. Getdeclared fields'da yani bir üst sınıfın içerisinde gördüğünüz gibi ad soyad gibi değerler de var. Fakat biz bu değerleri getDeclared fields'da ilk etapta alamıyoruz. Bunun için super class üzerinden gitmemiz gerekiyor. Super class'ı da yine reflection nesnesi üzerinden gidebiliriz. Bunu da şu şekilde yapalım isterseniz. Buraya bir do while döngüsü kuralım. OGR class nesnemiz null olmayana dek ilerlesin bu while döngümüz. Ve bunu do while döngüsünün içerisine alalım isterseniz. Bu field'ları ekrana yazdırırken OGR class nesnemizi yani reflection nesnemizi güncelleyelim. Bununla get superclass ile güncelleyeceğiz. Get superclass bir sınıfın
bir üst sınıfını getirecektir. Bir üst sınıfının bilgilerini bunun içerisine aktaracaktır ve burada null olmayana denk biz bir while döngüsü kurduğumuz için aslında süper klasın bilgilerini de görmüş olacağız. Bu fieldlara da erişebiliyor olacağız. Hemen bunu bir test edelim. Gördüğünüz gibi burada nesnelerin içerisinde değişiklik yapabildik. Fakat burada öğrencinin o class'ın null olmayana dek devam et dediğimiz için şurada bir null pointer exception aldık. Bunu hemen başka bir değer koyabiliriz bunun içerisine. Öğrenci nokta class üzerinden devam etsin bu. Burada null olduğu için bu hatayı aldık ve bütün değişkenlerin değerlerine baktığımız zaman ilk iki değerin şurada gördüğümüz gibi hangi sınıf içerisinden geldiği yazmıyor aslında ama bunu da yazabiliriz. Yani class name'i de ekleyelim. Hemen altına OGR class'ın getType'ını ekleyelim. GetType name diyelim. Virgül de koyalım. Bir de tipini de görmüş olalım. Gördüğünüz gibi bu öğrenci sınıfı içerisinden iki tane field olduğunu kişi sınıfı içerisinden ise 4 tane field olduğunu görebildik ve bu fieldlara da erişebildik. Burada isteseydik fieldları da değiştirebilirdik aynı aşağıdaki yöntem gibi. Bu şekilde süper klasa da erişebiliyoruz. Bunun üzerinden işlem de yapabiliyoruz. Reflection üzerinden basitçe işlemleri de bu şekilde yapıyoruz.